Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bolca iyi yaşam bilgisi içeren kanalımda bugün size uzunca bir zamandır yapmadığım son günlerde ne okuyorum kitap önerilerini çekmeye karar verdim. Çok yoğun bir tempom var. Fazlasıyla kitap okuyorum ama sizlerle paylaşmakta geciktim. Sağ olun. Siz de bana Instagram'dan sormuşsunuz. O yüzden son günlerde okuduğum kitaplar videosu şimdi burada. uzun zamandır edebiyatla ilgili fazla kitap okuyamıyorum çok sevsem de edebiyatı biraz ukalalık Olabilecek ama çok uzun zamandır iyi kitaplar okumayı seven ve kendini iyi bir okur olarak atfeden biri olarak e, bu noktada iyi edebiyatı, iyi edebiyatçıların elinden çıkmış işleri okumayı seviyorum. O yüzden de çok az oluyor benim için. Yurt dışından çok fazla eser var ama yurt içinde de iyi romancılar var. O yüzden önceliği her zaman bütün kitaplarını çok sevdiğim, kendisini de şahsen tanıdığım ve insan olarak da çok değerli bulduğum sevgili Elif Şafak'ın son kitabı 10 dakika 38 saniye. Elif Şafak hepiniz belki bir kısmınız diğer ilk en popüler kitabı ilk demeyelim de en popüler kitabı aşkla tanışmış olabilirsiniz ama Elif çok çok değerli bir edebiyatçı 2000'lerin başından beri çok fazla eser veren, çok farklı konularda, özellikle insanla insan ilişkileri ilgili konularda eserler veren değerli bir edebiyatçı. Bir romancı benim için. E, son kitabı da gerçekten uzun zamandır okumadığım lezzette bir kitap. Ben Orhan Pamuk'u da çok seviyorum. Elif Şafak ve Orhan Pamuk'un anlatım tarzlarına, insan ilişkilerine, duyguları, durumları, tarihsel sürecin içerisine harmanlamalarını çok Kıymetli buluyorum, çok lezzetli buluyorum. Yani böyle satırları defalarca okuduğum oluyor. Elif'in bütün kitaplarını gerçek öyle okumuşumdur. Evimdeki kütüphanemde sadece Elif Şafak'ın bir bölümü var. Hatta şurada duruyor. Bütün kitaplarını okudum ve hepsini çok sevdim. Uzun zamanın üstüne yazdığı bir kitaptı galiba. 10 dakika 38 saniye. Valla ilginç bir kitap. Leyla isimli bir kahramanımız var. Leyla'nın başından geçenleri 10 dakika 38 saniyelik süreçte ki ben böyle çok da spoiler vermeyeyim size. Ne olduğunu anlatmayayım ama onun zihninden geçenleri hem İstanbul hem Anadolu hem Türkiye coğrafyası üzerinden aile, sevgi, Anne baba olmak ne demek? Bir kadın olmak ne demek? Çok güzel harmanladığı bir kitap. Bir solukta okudum. Hatta ikinci kere okuyacağım. Zaten yurt dışında yaşıyor. Londra'da yaşıyor ve kitabı şu anda yurt dışında inanılmaz popüler. Hatta inşallah bu senenin Booker Kitap Ödülü'nde aday gösterilecek. Kalemine sağlık sevgili Elif. Ben de size bu kitabı öneriyorum. 10 dakika 38 saniye. Diğer bir kitap sevgili hocamız Göktürk'ün. Ben Göktürk hocanın öğrencisiyim aynı zamanda. Onun eğitimlerini çok seviyorum. Çünkü benim kendimce böyle bir bazı dünyayla insanoğlunun dünyadaki ilişkileriyle ilgili sorguladığım yerler vardı. O kafamda sorguladığım bütün soruların cevaplarınız değerli hocam Göktürk'le beraber cevaplamış oldum. Kendisi çok çalışkan biri. Hem eğitimler veriyor online eğitimler hem de kitapları var. Ee, onun son çağrı son kitabı Anunnakilerle Temas. Anunnakiler biliyorsunuz Sümerlerden önce dünyada var olduğuna inanılan tanrılar. Dünyadan gel, yani dünya dışı tanrılar ve Sümerler onlara Anunnakiler diyor. Zekeriya içkin olsun. Ee, pek çok Sümeroloji ve Sümerlerle ilgili ve extraterrestrial dediğimiz dünya dışı bağlantılarla ilgili araştırma yapan bütün e, bilim insanlarının da kullandığı terimler. Bilim dünyası ikiye bölünmüş durumda. Bir kısım e, Zekeriya Ziçkin ve e, onun e, Zekeriya Çikin ve onun e, ekolünün tamamen hayal ve safsatı olduğunu düşünüyor. E, ama ben öyle olmadığını düşünüyorum. Bazı kafamdaki soru işaretleri cevaplandırdı Çünkü geçmişteki bütün gelişmiş uygarlıkların e, her türlü tarihsel tabletinden, mezarına, kadar kanıtlarına bakarak aslında tarihçi gibi çalışarak delillerle öne sürdükleri savları var. Neyse uzun laf uzatmayayım. Anunnakilerle temas Göktürk Hoca'nın dünyadaki insan insandan önceki varlıkların dünyadaki izleriyle ilgili ya da tanrılarla ilgili kitabı. Çok güzel, çok keyifli bir kitap tavsiye ediyorum. Bir diğer kitap aslında bir meslektaşım diyeceğim. Klinik aromaterapistim biliyorsunuz ve kokular üzerine, aromalar üzerine de çok çalışıyorum. değerli meslektaşım ve Türkiye'de kokuyla aroma ile ilgili Osmanlı'dan ve Anadolu'daki koku kültürüne çok değerli akademik araştırmalı olan değerli koku, koku üstadı Bihter Türgan Ergül'ün kitabı. Bana kendisi hediye etti. Mis kokulu kitabında da inanılmaz güzel bir kitap. Sevgili Bihter'le beraber çok güzel çalışmalar yapıyoruz. Yapacağız da zaten. Bunlardan bir tanesi titreşim ve frekansı yükseltici bazı kokular olacak. Onunla da e, takipte kalın. Hemen araya da böyle bir müjde vereyim. Bihter'in kitabı, mis kokulu kitabı aslında koku tarihçesi. Osmanlı'daki koku kültürü, dünyadaki koku kültürü, kokular e, hangi amaçlarla ne nasıl kullanılır. İnanılmaz güzel bir kitap. Özellikle Osmanlı arşivlerini çok araştıran biri. ben de ilk markam bilirsiniz belki 2007'de Türkiye'nin ilk aromaterapi kozmetikleri markasını kurduğumda Osmanlı'nın koku kültüründen, aroma kültüründen, saray kültüründen çok etkilenmiştim. Çok derin araştırmalar yapmıştım ama o kadar fazla arşivlere girememiştim. Bihter'in kitabı bu anlamda bu eksiği de çok güzel kapatan bir kitap. Tavsiye ediyorum. Gerçekten muazzam anlatmış kokuyor. Sevgili dostumuz Orçun Fida kendisini pek çok iş sektörünün farklı kollarında biliyoruz ama bir yandan da inanılmaz bir kalemi olduğunu, çok keskin bir kalemi olan bir başarılı yazar olduğunu fark ediyorum. Bana gönderdiği bu kitabı Devriye Tekrar Doğanlar diye bir solukta okudum. Bu kadar iyi yazılmış, çok iyi ifade edilmiş, çok araştırılmış bilgileri çok sağlam bir şekilde yapılmış, yazılmış bir kitap. Orçun zaten özel hayatında da çok titiz bir insan ben bunu biliyorum. Kitabında da yazar olarak gerçekten titizlenmiş. Çok güzel ifade Edilmiş. Yani bir karakterler üzerinden gidiyor ve bölüm bölüm anlatıyor ve ben okurken sanki bir film izliyormuş gibi izledim. Çok güzel bir kurgusu var. Eline sağlık diyorum Orçuncuğum. Devriye kitabını da size öneriyorum. Başka bir kitap, değerli bir dostumun hediye ettiği bir kitap. Bunu da paylaşmak istedim. Biraz zor bir kitap ama çok da nadir bir kitap. Ben kendisiyle yeni tanıştım. Belki tanıyanlarınız vardır tabii ki. Çok önemli bir İslam üstadı, İslam alemi İbn Arabi. Muazzam bir üstad. Mana, mana aleminden bilgiler akıtan bir üstad. Spiritüel bir lider belki. Şimdi çok fazla bilgi eksikliğim olmasın. Yanlış da size onu tanıtmak istemem ama bir dostumuzun hediye ettiği bir kitap. Aşk üzerine İbn Arabi'nin aslında Kaabe'de karşılaştığı genç bir kızla karşılaşmasından sonra ona hissettiği aşk üzerine ama tabii ki kendisinin kurgusu tamamen bir bireye hissedilen aşktan aslında Allah'a hissedilen aşkı anlatan çok böyle ulvi çok güzel bir kitap çok beğendim. Gerçekten de e, bence bunu bir felsefe, bir metafizik ve böyle çok spiritel bir kitap olarak okumanızı öneririm. Nadir bir baskı. İz Yayıncılıktan çıkmış. İnşallah bulabilirsiniz. Çok beğendiğim bir kitap o yüzden paylaşmak istedim. İbn Arabi'den arzuların tercümanı son günlerde okuduğum kitaplardan. Ben Hermann Hesse'yi çok seviyorum. Hep de size de paylaşıyorum. İşte onun çok değerli kitapları var. Hayatıma çok değen kitapları ki bunlardan en önemlisi aslında Siddhartha. Okumadıysanız bir kitap önerisi olarak Siddhartha'yı size hemen okumanızı öneriyorum. Siddhartha aslında Buda demek. Yani Buda'nın hayat hikayesi demek. Hermann Hesse bunu yazıyor. Hermann Hesse bir Alman. Ama çok ilginç bir Alman bence. Çünkü Alman ekolünün o duygulara, insan psikolojisinin derinliklerine daha analizci, daha soğuk bakan tarzı dışında. Gerçekten gönül gözü, kalp gözü daha açık bir üstad bence. Yazdığı bütün kitaplar da öyle. Özellikle bu kitabını çok seviyorum. Bu benim daha önce de okuduğum bir kitaptı. Ama son günlerde başucumda olup tekrardan okumak istediğim bir kitap olduğu için sizlerle de paylaşmak istedim. İnançla sevgi de aklın yolunu izlemez kitabın adı. Kendisi bir kişi olarak aslında deneyimlerinin bir nevi aforizmalar gibi, derlemeler yani kendi düşüncelerinden, varsayımlarından ve hayata dair izlenimlerinden yaptığı bir derleme bu kitap. Denemeler kitabı. Ee, mesela arkasında diyor ki, o sevdi ve sonunda kendi kendini buldu. Ne var ki insanların büyük çoğunluğu kendi kendini kaybetmek için sever. Çok güzel bir laf değil mi? Yani biz birbirimizi kaybetmek işte İngilizce bir terim var. Hep bunu söylüyoruz. Falling in love. Aşka düşmek. Aslında aşka düşmüyoruz. Aşka yükseliyoruz. O yüzden sevgiyle ilgili tabirleri biraz böyle kendini kaybetmek değil de kendini bulmak yerine değiştirebileceğiniz size zihinsel boyutta da sevgiyle ve kendinize olan sevgi ve sonra her şey olan sevgiyle ilgili farklı bir farkındalık kazandıracak güzel bir kitap. Bir tane daha bir şey demiş. Onu çok sevdim. Onu paylaşmak istiyorum. Sevilmek mutluluk değildir. Her insan kendi kendini sever ama mutluluk bir Başkasını sevmektir diyor. Umarım siz de bunu deneyimlersiniz. Sevgi enerjisiyle ilgili hemen araya tabii kitaplarla beraber bir şey daha girelim. Biliyorsunuz birinci, ikinci ve üçüncü seviye e, meditasyonlar yükledim ben kanalımda var. Bunlar da titreşiminizi bir frekansınızı yükseltip aslında gönül gözünüzü, kalbinizi daha genişletmeniz. Sevgi ve şefkat enerjisini de hem kendinize hem çevrenize almanız ve vermeniz için de. O yüzden bu çalışmamı da yapmanızı öneririm. Hermanezlerine yoldan gitmek istiyorsanız araya da böyle hemen tanıtım gireyim. Son kitabım, son günlerde beni çok etkileyen bir Türk yazardan, Aslı Kotaman'dan. Aslı aslında kurumsal yaşamda uzunca bir zaman çalışıp daha sonra işinden ayrılıyor. Kendi yani akademisyen olarak çalışıp işinden ayrılıyor. Ve ondan sonra biraz daha yoğun entelektüel birikimiyle hayata insan olarak, bir kadın olarak entelektüel birikimle harmanladı. böyle güzel bir kitap oluşturuyor bence. İnanılmaz güzel bir kitap. Bu kitaba hikayelerden oluşuyor diyemeyiz, gene derlemelerden oluşuyor çünkü bence. Bu bir felsefe kitabı, belli kavramlarla ilgili çok güzel şeyler yazmış. Beni çok etkiledi çünkü hem insani durumlarla ilgili yazmış, hem onu sanatla psikolojiyle, sinemayla, pek çok şeyle harmanlamış. Çok değerli bir kitap olduğunu düşünüyorum. Sevgili Aslı Kalemine sağlık. Uzunca bir zamandır e, okumadığım lezzette bir kitaptı. Bana bir şeyler katması gerekiyor bir kitabın. Bana bilmediğim bir şey söylemesi gerekiyor. Beni bambaşka bir perspektife, başka bir bakış açısına, başka bir dünyaya açması gerekiyor. O yüzden e, Aslı Kotaman'ın kitabını o yüzden çok sevdim. Zihin koleksiyoncusu. Aslı bir e, akademisyen aslında. Bir doçent e, ve çok da güzel bir giriş ön yazı yazmış demiş ki yıllarca kafamda onca hikayeyle oturdum ve dedim ki benim anlatacak neyim olabilir dedim. Sıradan bir hayat yaşadığımı ve diğerlerinin aksine yaşadığım sıradan hayatı sadece daha iyi gözlemleyebildiğimi düşünüyordum. Bu ben çağında hepimizin yazılacak bir hikayesi var nasılsa demiş. Daha sonra 20 yaşına gelmemiş gençler bile kötü kısa çekiyorlar demiş. Sonra talihsiz bir şey. KHK 68, 686 galiba. İşinden oluyor. Daha sonra da bir cesarete giriyor ve varoluşunu sorgularken kendi hayatında yaşadıklarıyla bir nevi aslında derlemeler oluşturuyor. zihinsel. Bu bir felsefe kitabı bence. Aslında çıkarımlarıyla ilgili ve her bölümde inanılmaz şeyler var. Korku, yas ve sabırdan tutun da unutmayı, hatırlamayı anlatıyor. Kaderi anlatıyor. Ve bunları filmlerden, örneklerle, sinemadan, sanattan örneklerle ee, ...inanılmaz güzel detaylarla veriyor. Kendimden sıkılıp yeni bir kendim yarattım. Görünür olmak üzere mesela 7 bölüm. Ve sosyal medyayı anlatıyor. Gerçekten çok beğendim. Gerçekten çok beğendim. Bazı yerlerinde altını çizerek. O yüzden Aslı çok teşekkür ederim. Zihin koleksiyoncusu gibi değerli bir kitabı bize kazandırdığın için. Çok çok beğendim. Hepinize de öneriyorum. Son günlerde okuduğum kitaplar bunlardı. Tabii ki pek çok kitap önerim var. Kitap önerilerimle ilgili son videolarım galiba spiritüel kitaplardı. Beni çok etkileyen spiritüel kitapları sizler için hep derlemeye çalışıyorum. Eğer onları merak ederseniz izleme linkini yukarıya bırakıyorum. Beni çok etkileyen spiritüel kitapları da böylece izleme fırsatı elde edersiniz. Kitap önerilerine devam ediyor olacağım. Kanalımda da pek çok sizin de faydalanacağınız videolar da burada. Hala abone olmadıysanız abone olursanız birbirinden değerli videolarımı kaçırmayacağınızı düşünüyorum düşünüyorum. Bugünlük benden bu kadar. Hoşça kalın.